Gün ortası devam ediyor. Bu kuşakta dış politikaya bir pencere açıyoruz. İstinye Üniversitesi Gülsam Koordinatörü, Emekli Korgeneral Sayın İsmail Hakkı Pekin bizlerle birlikte. Sayın Pekin, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Şimdi çok başlık var ama Amerika ile yaşanan bu F-35 ve F-16 gerginliğiyle başlamak istiyorum. Şimdi bu konularda, bu sorunlarla ilgili diyelim, biz Amerika ile hangi noktadayız? Açıklamalar da geliyor çünkü. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben öncelikle F-35'ten başlayalım. F-35 konusunda Türkiye programı çıkartıldı. Artık F-35 alımı diye bir şey yok. Yani normalde ancak Türkiye işte S-400'ü geri verirse, geri gönderirse, yurt dışına yani hudutların dışına çıkartırsa ancak o zaman F-35 konusu tekrar gündeme gelebilir belki. Ama şu anda F-35 konusu bitmiş durumda. Şu anda görüşülen konu tabii şu var, F-35 ile ilgili oraya verdiğimiz para var. 1 milyar 400 milyon lira bir para. Bu para nasıl iade edilecek? Bir de Türkiye'de yapılan parçalar var. İşte 900 küsur parça Türkiye'de 8 veya 9 şirket tarafından yapılıyor. Bunlarla ilgili ticari bir takım şeyler var. Onlar çözüme ulaştırılmaya çalışıyor F-35 ile ilgili. F-16'ya geldiğimizde F-16'da şöyle bir sorun var. Türkiye F-16 konusunda bir talepte bulundu biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu talep toplam 40 yeni uçak şey serisi blok 70 ve yine 80 uçağı da blok 70 serisine çıkartmak için modernizasyon ihtiyacı için gerekli olan kitlerdi. Bu konu görüşülüyor. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz Ekim ayında bir toplantı yapmıştı Ankara'da. Daha evet. Sonra da şeyde Amerikalılar gelmişti, Pentagon etkileri. Geçtiğimiz hafta Amerika'da bir toplantı yapıldı. Yani 3 veya 4 gün evvel. Herhalde şimdi Ocak başında bir toplantı yapılacak 2022'de. Orada da işte F-16 ihtiyacı inceleniyor deniyor. Bu konuda tabii önümüzde epey bir zaman var. Yani bu zamana yayılabilir. Bu, düşündüğümüzden çok daha uzun sürebilir. Bu bir sene, bir buçuk sene civarında falan sürebilir. Bu konuda Amerikalılar ne kadar samimi, ne kadar bu konuda F-16 Türkiye'ye emralı vermek istiyorlar? Şu anda soru işareti. Acaba şeyi zamana mı yayıyorlar? F-16 vermişine zamana mı yayacaklar? Türkiye'deki seçimleri mi görecekler? Öyle bir niyetlerim var. Maalesef bu konudaki gelişmeler böyle. F-16 konusunda F-16'ların ve kitlerin, modernizasyon kitlerin alıp alınmayacağı konusunda önce Pentagon inceliyor, tabii inceliyor. Mütakiben de olay Kongre'ye gidecek. Kongre'ye gittiği zaman Kongre'de ne olabilir? Türkiye aleyhine bir takım faaliyetler var Kongre'de. Tabii bütün bunlara baktığımızda şu anda F-16'larla ilgili de pek fazla bir şey söyleyecek durumda değiliz. Hadi görüşmeler devam ediyor. Şöyle Amerika'dan gelen bir açıklama vardı bu görüşmeler sonrası. Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyoruz açıklaması geldi. Ama öncesinde Senatör Menendez'di değil mi? Hayır dedi, kabul etmiyoruz bu F-16 ihtiyaçlarını. Evet. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dedi ki ya F-16 olmazsa alternatifler var dedi. Şimdi burada konuşulan evet. Alternatifler Su-35, Su-57 üzerinde gidiyor ama siz ne düşünüyorsunuz? Alternatif nedir? Yani böyle uzun bir süreç var önümüzde. Yani şöyle söyleyeyim. Yani alternatif şu, şöyle söyleyeyim. Tabii su serisi uçaklar da olabilir. Şeyin yaptığı, Rusya'nın yaptığı yeni uçak da olabilir. Bu Şahmat dedikleri 5. uçak da olabilir. Ya da bu uçaklara benzer ya da işte 4 üstü nesil uçaklar da olabilir. Batı'nın yaptığı uçaklar da olabilir. Bütün bunlar şey ama şu anda bunları başka bir uçağa geçmek mutlaka şu anda bunun hesabı yapılıyordur. Çünkü büyük para gerektiren bir şey. Sadece uçak parası değil. Yani uçağın bakımı, onarımı, eğitimi, yeni üslerin bunlarla ilgili bir takım değişikliklerin yapılması dahil olmak üzere önemli bir şey. Bir de böyle bir yani Rusya'dan uçak alımı, Rusya Federasyonu uçak alımı S-400'den sonra Türkiye-Amerikan ilişkilerini bozar, Türkiye-NATO ilişkilerini bozar ve Amerikan-Türkiye ilişkilerini bir daha onarılmayacak hale getirmesine neden olabilir. Bütün bunların hesaplanması lazım. Sadece olay oradan başka yani Amerikalılar uçak vermedi, biz başka yerden uçak aldıkla bitmiyor. Asıl siyasi şeyler var, güvenlik sorunları
var, siyasetçiler var, bunlar ortaya konacak. Türkiye'nin bu konuda bunların hepsini hesaplaması lazım. Ne oluyor, evet, ne yapmak istiyoruz? Ayrılma niyetimiz var NATO'dan. Ya da Amerika'lı işleri koparmak mı istiyoruz tamamen? Bütün bunların masada olması lazım. Çünkü gerçekten bu işler S-400 alırken de böyleydi. Bütün bunların hesaplanması gerekirdi. S-400 aldığımız zaman da ihtiyacımız vardı ama sonuçta siyasi bir alım bu alım. S-400 alımı da Türkiye bir tercihte bulundu. Dolayısıyla o tercih sonucunda da önüne bir takım engeller çıkartıldı ya da bir takım ambargolar çıkartıldı. Bu sefer de daha kötü bir şey olabilir. Daha kötü derken şu, yani Amerikan-Türkiye ilişkileri onanılmaz bir şekilde açılabilir ama benim gördüğüm kadarıyla şu aşamada Amerika-Türkiye ilişkilerinin ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Türkiye ilişkileri koparmak istiyor. Dolayısıyla F-16 konusunda belki biraz daha iyi niyetli olabiliriz diye değerlendiriyorum en azından. Evet. Ama biraz evvel söyledim, bu bir güvenlik meselesi. Güvenlik meselesi olduğu için de Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği meselesi. Dolayısıyla mutlaka diğer alternatiflerin, yani Rusya'dan mı alınır, başka bir yerden mi alınır, başka yerden uçak tedariği konusunun yeni baştan oturulup konuşulması lazım. Bunun bir takım alternatiflerin ortaya konması lazım. Bunların hem gerekçeleri hem de maliyetleri de önemli. Hem de yaratacağı siyasi sorunlar da önemli. Ama işte geliyoruz gidiyoruz, demek ki biz yine S-400 konusunu konuşuyoruz. Yani orada bir tıkanıklık var. F-35'i vermeyen Amerika Birleşik Devletleri alınamayan bir para. Karşılığında alternatifler, F-16'lar yine gündeme geldi. Onunla ilgili de bir uzun bir süreç var diyorsunuz. Hemen halledileceğini düşünmediğinizi söylediniz. Evet. Şimdi özür dilerim. S-400 konusunda da Rusya'dan gelen bir açıklama var. Teknoloji transferi konusunda çalışmaların başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki Rusya ile görüşüyoruz ama bu konuda açıklama yapmama konusunda da mutabıkız dedi. Şimdi bu bahsi geçen teknoloji transferi nedir, mümkün müdür? Mümkün olduğu takdirde kiminle işbirliği yapılır Türkiye ile, nasıl gerçekleşir? Ve bu transferle birlikte biz yeni bir katsayı gündeme getiren Amerika'yı görebilir miyiz? Yani görebiliriz tabii. Yani olabilir. Bu biraz şeye bağlı. Hangi parçaların yapılacağına bağlı. Şimdi teknoloji transferi dediğimiz konu S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de yapılması konusu gündemde. Dolayısıyla bu hangi parçalar yapılacak açıklanmamasını gayet normal buluyorum. Çünkü yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bunu açıklamaması uygun. Çünkü sorun şu, bu parçaların bir kısmı hassas parçalar olabilir. Yani hangiler belirlendi, neler belirlendi, bunu yapacak olanlar da bellidir. Yani bizim vakıf şirketlerimiz var. Aselsan gibi, Roketsan gibi, başta Roketsan olmak üzere, ondan sonra TAI gibi, TUSAŞ gibi, bunlara yaptırılabilir bir kısmı. Bir kısmı da daha önceden biliyorsunuz bizim F-16 parça, F-35 parçaları bizim bu vakıf şirketleri, artı birkaç tane de savunma sanayi şirketi yapıyordu, özel şirketler. Evet. Bunlara da verilebilir, bunlar da yapılabilir. Bu mesela füzelerin gövdeleri yapılabilir, yakıtları yapılabilir. Bana göre belki bazı radarların bazı bölümleri, belki hassas bölümleri olmasa bile radarların kritik bölümleri, hassasiyet arz etmeyen bölümleri yapılabilir. Çünkü bu sistemin en önemli kısmı radar kısmı. Dolayısıyla bu radar kısmını herhangi bir şekilde know-how'unu Türkiye'ye vereceklerini sanmıyorum. Çünkü radarların çalışması konusu. Onun programı diyelim, bilgi sistemi. Bunun belirleyeceğini sanmıyorum ama Türkiye'de bu şirketler, biraz evvel söylediğim işte Roketsan, Aselsan, ondan sonra TAI, TUSAŞ, bunlar bu konularda çalışabilir. Birkaç tane de Türk şirketi dışarıda savunma sanayi konusunda iş yapan şirketler yapılabilir. Türkiye çünkü bu konuda çok yol almış vaziyette. Yani ben Ankara'daki Ostim'de de çok sayıda değişik parçalar yapılmaya imkanı var diyelim. Yani bu tabii konusu, bu parçaların yapılması konusu tekrar
Türkiye'de yeni şey Amerika'nın yeni kast yaptırımlarını ortaya çıkartır mı koyar mı diye baktığında koyabilir teknik olarak ama bu konuda gerçekten Amerika ilişkileri bozar mı? Yani Türkiye'nin yapacağı parçalara bağlı biraz da. Hangi parçaları Türkiye yapacak ona bağlı. Çok küçük parçalar yoksa herhalde büyük ölçüde sorun olmayacağını değerlendiriyorum bu konuyla ilgili. Ama bazı kritik parçalar yapılacaksa o takdirde büyük ihtimalle şeyle ilgili Sayın Pekin, Skype bağlantısı devreye sanırım ve bir Türkiye sorun var. bu durumda zor durumda kalabilir diye değerlendiriyorum. Evet. Peki şimdi şunu da Tabii. sormak istiyorum. Evet, S-400, S-35, F-16'da konuşuyoruz ama bir taraftan da Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı İHA'lar var. Bu İHA'lardan Rusya rahatsız. Son gelen Vladimir Putin'den açıklamada yine Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya uyarılarda bulundu, rahatsızlığını da dile getirdi. Siyasi iklimde bugün şartlarında nasıl etkiler peki? Bu satışla birlikte de değerlendirirseniz çok sevineceğim. Yani şöyle söyleyeyim, tabii İHA'ların satımı konusu, yani İHA'ların satımı, İHA'lar önemli uçaklar. Özellikle Ukrayna'nın durumunda. Türkiye-Ukrayna ilişkileri devam ediyor. Bana göre Türkiye'nin Ukrayna ilişkilerinde çok daha dikkatli hareket etmesi lazım. Bu konuda Türkiye, işte Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını, ondan sonra Donetsk bölgesindeki konuyu kabul etmiyor ve işte Ukrayna'nın yerinde yer alıyor. Yanında en azından bazı konularla ilgili. Mesela motor yapımında, diğer konularda Ukrayna'nın da önemli şeyleri var. Sanayi sistemleri var. Gelişmiş kusurları var. Ayrıca hatırlıyorum 98'de ben orayı ziyaret ettiğimde Rusların T-90 tanklarının ya da tank dizayn ofisi oradaydı. Başında bir general vardı. Önemli bir imkanları var. Türkiye bu imkanlardan faydalanmak istiyor, motor dahil olmak üzere. Aynı zamanda da satıyor, para kazanıyor. Bir de NATO içerisinde belirli bir yardımı yapmış oluyor. Ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim ben. Tabii Türkiye'nin bu ilişkilere dikkat etmesi lazım. Ben hem Ukrayna konusunda hem de Gürcistan konusunda bunların NATO üyeliğinin uygun olmadığını değerlendiriyorum. Sebebi de eğer bunlar da NATO'ya girerse Türkiye Karadeniz'de tek başına, yalnız başına kalabilir. Onlar da diğer Zelenski girmek istediğini ve gireceklerini söylemişti. Evet, yani Amerika ile beraber olurlar ve Türkiye'yi bölgede yalnız bırakırlar. Bu bölgede Rusya ile tek başına kalır ve daha tehlikeli bir durum ortaya çıkar. Bir, ikincisi tabii bu şeylerin özellikle SİHA'ların, silahlı insan savaşlarının Ukrayna'ya satılması eğer ne kadar biz sattıktan sonra bizi ilgilendirmez. Bunlar Ukrayna'nın malıdır. Nasıl kullanacaklarına biz karar veremeyiz diyoruz ama sonuçta bu silahlar satılırken bu ülkelerin bunların nerede kullanacakları da önemlidir ve bunların nerede kullanacakları konusunda Türkiye'nin dikkat etmesi gerekiyor. Bu konu çünkü Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bozulması neden olabilir diye değerlendiriyorum. Silahlı İHA'ların, yani bütün teknolojinin satılması, bazı şeylerin satılması bana göre uygun olmayabilir, uygun değil. Türkiye bu konuda silah taşıtları konusunda daha dikkatli hareket etmeli diye değerlendiriyorum. Daha seçici olmalı. Sonrasında bunların yaratacağı siyasi olaylarla müdahale etmek durumunda ya da müdahale etmek durumunda kalır. Türkiye'yi rahatlatmaz ya da Türkiye'yi siyasi olarak sorumluluktan kurtarmaz. Yani bunları biz Ukrayna'ya sattık. Ukrayna bunların parasını verdi. Dolayısıyla nasıl kullanacağız onlara aittir. Evet, yani teorik olarak doğru ama real sistemde, real politikada, real politikte işler böyle yürümüyor. İşler daha farklı yürüyor ve sizi sorumlular bu işlerden. Ondan sonra Rusya'nın ambargosuyla ve başka bir şeyle karşı karşıya kalabilir. Çünkü Rusya'yla bizim sadece şey yok, yani bu konular yok. Daha turizm konusu var, şey konusu var. Bakıyorum şimdi son dönemde 20 milyar dolara falan çıkmış şey. Yani ticaret hacmi daha da artıyor her geçen gün. Herhalde Rusya'nın ihracatında Türkiye şu anda
Almanya birinci galiba. Yani Çin birinci, Almanya ikinci, Türkiye altıncı sırada. Çok önemli bir yer Rusya ile ticaret hacmimiz. Dolayısıyla Türkiye'nin bunlara dikkat etmesi lazım. Yani bunlar önemli konular. Evet, satabiliriz ama belki silahlı bölümü satmayabilirdik. Keşif bölümü kalabilirdi falan. Tabii bu konuda karar verecek olan iktidar. İktidar bu konuda daha dikkatli davranmak durumunda hissedebilir kendini. Çünkü bunu hep şunu söylüyorum. Bu konularla ilgili, silah satışlarıyla ilgili özel bir birimin olması lazım. Bu birim dünyanın her yerinde var. Bu birim gelen talepleri değerlendirir. O talepler değerlendirdikten sonra siyasi olarak da değerlendirir bunlar. Daha sonra bu konuda karar verilir. Hangi silahı ne kadar satalım diye. İşte Amerika'nın yaptığı gibi, Almanya'nın yaptığı, diğer ülkelerin yaptığı gibi. Yani belirli kısıtlar koymakta yarar olabilir diye değerlendiriyorum. Tabii siyasi duruma göre siz bu kısıtları kaldırırsınız veya kaldırmazsınız. O ayrı konu. Şartlara göre, konjonktüre göre hak edersiniz ama şu andaki konjonktürde Rusya'yı karşımıza almanın bir anlamı yok diye değerlendiriyorum. Evet, peki. Şimdi an itibariyle baktığımızda Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan bir kriz de var. Amerika Yunanistan'ın üslerini artırmaya devam ediyor. Dört yeni üs geçici olarak kullanıma açıldı. Bir taraftan Yunanistan'a bakıyoruz. Dendias'tan gelen Maraş konusunda açıklamalar başladı. O kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıyla birlikte der ki Türkiye'ye yaptırım uygulanmalı. Şimdi Yunanistan'ın, Amerika'nın yanı ne? Evet, üstlenmeye devam ediyor ama Türkiye Maraş konusunda hangi adımları atmalı? Bu da önemli bir başlık. Yani Türkiye aslında Maraş konusunda geç bile kaldı. Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın yönetiminin şeyi çok açık. Biz NATO üyesiyiz ve Yunanistan diyor ki Güney Kıbrıs'la beraber bu yapılan şeyde biliyorsunuz Avrupa savunmasında Avrupa'nın rotası diye bir çalışma yapılıyor şu anda şeyde. Avrupa'da. Bu sanırım bir ay falan sürecek olan bir çalışma. Bu çalışmada tehditler belirleniyor. Yani Avrupa savunma ile ilgili, alınacak tehditlerle ilgili. Bu savunma, bu şey içerisinde, bu çalışma içerisinde Yunanistan'ın teklifi şeydir. Diyor ki siz Türkiye'yi bu bölgeye tehdit olarak yazalım. Evet. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye Güney Kıbrıs Rum yönetimine ve Yunanistan'a tehdit olarak yazılsın diye ya da Avrupa'ya tehdit olarak yazılsın diye böyle acayip bir teklifleri var. Yani bu anormal bir şey. Yani ikimiz de NATO üyesiyiz. Dolayısıyla bana göre Türkiye yapılması gerekeni yaptı. Geç bile kaldık. Açtı. Daha da açılması lazım. Şeyin bölüm bölüm verdiği. Yani bu konuda aldığımız kararları aynen uygulamamız gerekiyor. Hatta bir daha söyleyeyim. Yani ben artık Kıbrıs konusu bittiyse açık ve net olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye yeni bir devlet tanımı açıklanmalı. Zaten iki devletli bir çözüm öngörüyoruz. Bunu da yavaş yavaş hayata geçirmemiz lazım. Maraş'ı da yavaş yavaş açmamız lazım. Evet. Hem eski sahipleri de gelebilir, yenileri de gelebilir. Tabii Yunanistan tam bir üs haline geldi. Baktığımız zaman Türkiye'ye yani yapılan işlere baktığımız zaman Karadeniz'de Rusya'nın sıkıştırılması ve bunun için işte Dede Ağaç'ın kullanılması, Yunanistan'ın kullanılması, Ege'deki adaların kullanılması dahil olmak üzere böyle bir sorun var. Baktığımız zaman savunma nereden başlıyor? Yunanistan'dan başlıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye güven yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Türkiye'ye savunma için ana konuyu, ana şeyi Türkiye'ye verirse silah tesisat malzemeyi dolayısıyla Türkiye'nin bu şeyde Rusya ile ilgilen ileride bir savaş olursa ya da herhangi bir şey olursa tarafsız kalacağını değerlendiriyor ve tarafsız kalacağını değerlendirdiği için de maalesef Türkiye'ye güvenmiyor ve hesabını Yunanistan üzerinden yapıyor. Yunanistan'ı Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da lider olarak seçmiş. Onun üzerinde bütün depo şeyleri oraya gönderiyor silah ve tesisatı. Oradan da Romanya, Bulgaristan'ı ve hatta Ukrayna'yı silahlandırmak suretiyle Karadeniz'de Rusya'yı sıkıştırmaya çalışıyor. Bu konuda Türkiye şeyde değil, şeyin savunmasında değil, NATO'nun Karadeniz'le ilgili bölümünde değil maalesef. İşte Türkiye'de zorlamaya çalışıyor.
Biz ne yapmalıyız peki? Türkiye'de ne yapmalı? Bu Akdeniz hangi adımlar atmalı? Bana göre Türkiye bu konuda yani yeni bir araştırma gemimizi aldık galiba. Sondaj evet. gemimizi aldık. Türkiye bu konuda yani hakkı olan yerlerde gerekeni yapmalı. Aynen şeyde olduğu gibi. Mesela işte yeni bir şey yayınladı. NATO yayınladı Türkiye. Hı-hı. Yunanistan NATO'sine karşı. Niye? Çünkü Limni adasıyla Cemal Direk adasını bunlar gayri askeri statüsündeki adalar. Burayı silahlandırıyor. Yani burayı bırakın silahlandırmayı. Buraya geminin gelmesi bile yasak. Yani burada bunların tatbikata konulması bile uygun değil. Gayri askeri demek, gayri askeri statüsündeki adalar da bunlar demek. Türkiye buna karşı NAFTES yapmalı. Yunanistan'ın 11 hava sahasını kabul etmeyecek şekilde uçuşlarına devam etmeli. Kara fır sahasından bahsediyorsunuz. 12... Evet. Şeyden bahsediyorum. Hava sahasından bahsediyorum. Şimdi kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil. Türkiye kabul etmiyor. Yani böyle bir şey olmaz diyor. Kara sularını arttırma hevesi var Ege'de. Buna da Türkiye aynen Kasusperli gibi Kasusperli konusunu devam ettirmeli. Bu savaş sebebi diye. Bunun tedbirlerini almalı. Tedbir dediğim caydırıcı sağlayacak silah sistemleri, bekasını sağlayacak silah sistemleri. Biraz evvel konuştuğum konu da oydu. Yani Türkiye alternatiflerine dikkate almalı diye. Çünkü bölgede olacak bir harekat ya da önemli bir savaşın savaş havada büyük ölçüde havada cereyanacak. Onun için hava kuvvetlerinin güçlü olması lazım. Ve hava kuvvetleri güçlü olduğu zaman, yardımcı olduğu zaman bölgede savaş çıkmaz. Herhangi bir şey olmaz. Türkiye bunu devam ettirmesi gerekiyor. Doğu Akdeniz'de de o meşhur bizim işte şeylerimizi hem kıta sahanlığımızı hem de hazır ekonomik bölgemizi devam ettirecek. Mavi Vatan'da ki haklarımızı savunacak da gemilerimizi sondaj mı yaparız, araştırma mı yaparız? Buna devam ettirmek. Hatta bu konuda bana göre Mısır'la, İsrail'le, Suriye'yle anlaşmak suretiyle bir an evvel o bölgelerde de deniz yetki alanlarını belirtmeli, bildirmeli ve Suriye konusunu siyasi olarak bitirmek için mutlaka Suriye'yle görüşmeli ve mutlaka en azından o bölgeyi rahatlatarak güçlerini şeye karşı, Yunanistan'a karşı ya da işte Karadeniz'e kendisine karşı oluşacak duruma karşı belirtmeli. Yani çok esas Arap dünyasından Sayın Pekin, Suriye demişken Arap dünyasından sözünüzü kestim ama bir normalleşme adımları geliyor Suriye'yle. Bir Suriye-Türkiye ilişkileri ne olur diye konuşurken bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey bir ziyaret gerçekleşecek değil mi? 10 yıl sonra gerçekleşen bir ziyaret. Hem Suriye'yle o zaman böyle evet. devam edelim sizinle hem de Suriye konusunda biraz daha açmış oluruz. Bu normalleşme adımlarının Arap dünyasında hem de zamanlamasına bakarsanız Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek bu ziyareti siz nasıl okudunuz? Yani da biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri daha evvelden şeyi ziyaret etti. Aynı Veliaht Prensi. Muhammed bin Zayed el Nahyan. Uzun bir isim. Evet. Nahyan. Şeyi de Şam'ı da ziyaret etti. Şeyle görüştü. Esad'la görüştü. Ondan sonra bu arada devam dolaşıyor. Bu ziyaret tabii iki türlü okunabilir. Birincisi şeyle de görüşüyorlar, İsrail'le de görüşüyorlar. İbrahim anlaşmaları gereğince. İsrail'le de çok yakın ilişkileri var yine bu şeyin El Nahyan'ın. Dolayısıyla El Nahyan buraya belki Amerika ile Türkiye arasında Suriye ve diğer Orta Doğu bölgelere ilgili bir şey için geliyor olabilir. Arabulucu olarak geliyor olabilir. Bir ikincisi Arap dünyasına Suriye'nin tekrar girmesi ve bölgedeki faaliyetlerin siyasi olarak sonuçlandırılması amacıyla geliyor olabilir. Yani bir yatırım amacıyla geliyor olabilir. Bunların hepsi olabilir. Hatta şöyle bir şey de oldu. Biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri genelde petrol ve doğalgaz ihraç ediyor ama aynı zamanda çok büyük de bir ihracat miktarı var. 450 milyar dolara yaklaşan dünyadan aldığı malları alıyor ve buradan kendi üzerinden ihracat yapıyor.
buradan kazandığı büyük para var. Kendi üretim yapmasa bile. Şimdi bununla ilgili Türkiye'ye mesela mal sevk ederken Şarjah diye bir limanları var. Oradan Süveyş kanalından, Kızılderin Süveyş kanalından Mersin'e geliyor mallar. Bu 20 gün sürüyormuş. Şimdi İran'la anlaştılar. İran'dan Türkiye'ye bir koridor ayarlandı. Aynı mallar yine aynı limandan İran üzerinden Türkiye'ye geldiği zaman 6 günlük falan bir süre gerekiyor. Yani 14 günlük bir kazanç var. Dolayısıyla bu konu da tartışacak. Bir de fonlarla ilgili çok önemli fon var elinde. 2,5 trilyon dolarlık bir fonu yönetiyorlar. Onlar küçük bir ülke ama para olarak çok zengin bir ülke. Böyle bir fonu yönetiyor. O fonlarla ilgili de konuşulabilir. Tabii bütün bunlar konuşulurken bir tarafta para, bir tarafta siyasi konular. İkisi beraber konuşulacak. Hem para verecek, hem siyasi konularda Türkiye'den bir takım tavizler istenecek belki. Ama ben Türkiye bu fırsatı iyi kullanmalı ve yani Suriye ile Suriye çünkü bir süre sonra Arap dünyasına geri dönecek. Alacaklar Arap dünyası. Bu konuda bu işleri yapan da şey adına hem Suudi Arabistan adına hem de Amerika adına şeydir. Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Sanırım bu ziyaret faydalı bir ziyaret olacak diye değerlendiriyorum. Türkiye açısından, en azından Türkiye açısından Türkiye-Suriye ilişkilerinin yumuşaması açısından da önemli olacaktır diye değerlendiriyorum. Tabii bu arada Türkiye herhalde Suriye konusuyla ilgili olarak Rusya'yla da görüşür. Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le de görüşür gerekendi. Ve bir an evvel bu oranın bitmesi gerekiyor ki Türkiye şeye odaklanabilsin diğer bölgelere. Bir başka konu da Irak'ta geçiyor biliyorsunuz. Irak'ta da çok önemli bir konu var. Şimdi Irak'ta bazı anayasaya göre tartışmalı bölgeler var. Kerkük gibi, Musul gibi, Tuzurmatı gibi işte Türkmenlerin yaşadığı, çoğunlukla evet. Türkmenlerin yaşadığı bölgeler var. O bölgelerle ilgili sorunlar vardı. Bir türlü şey yapılmadı. Plebisit veya başka bir şey yapılmadı. Referandum yapılmadı. Şimdi o bölgelerde önce biliyorsunuz DAEŞ geldi o bölgelere. Sonra PKK, işte Peşmerge geldi, orayı kurtarmaya kalktı. Kurtardılar falan. Daha sonra tekrar bağımsızlıktan sonra Bağdat'ın güçleri geldi. Onlar Peşmerge'yi falan kovaladı ama şu anda da zaman zaman planlı olarak bölgedeki PKK, KYB'nin unsurları, bazı unsurları ve bazı milis güçler bu bölgelerde Kerkük bölgesine asayişi da Kerkük'ün emniyetini, güvenliğini ortadan kaldırıyorlar. Bu konuyla ilgili, bu bölgelerin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili işte Bağdat'la anlaşmış durumda Barzani ve Peşmerge güçleri 25 Kasım itibaren o bölgede işte Kerkük'ün daha sonra da diğer bölgelerin emniyetini sağlayacak. Bu çok dikkat edilmesi gereken tehlikeli bir konu. Burada Türkmen çoğunluk var. Araplar da yaşıyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu bölgeler eğer Amerika'nın planı bu bölgeleri Barzanistan ya da Kuzey Irak'taki yerel yönetiminin içine almak gibi bir hesapları var. Çünkü bu bölgede çok büyük bir petrol ve doğalgaz yatakları var. Yani trilyonlarca dolarlık diyelim. Hesap o. Burayı biraz daha genişletip bu doğalgazı, petrolü alıp burada bir bağımsız Kürdistan kurmak Irak'ta. Daha sonra da bunu işte Suriye ile birleştirmek gibi bir konu var. Yani bir tehdit bitiyor, bir başkası başlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün bunlara çok dikkat etmesi gerekir diye değerlendiriyorum. Yani şu anda bir şey gözükmüyor. Belki kısa vadede Türkiye'nin yararına. Çünkü sonuçta oraya Peşmerge gelirse oranın güvenliği sağlanacak. En azından PKK unsurları, KYB'nin unsurları o bölgeye girecekler. Bu Türkiye'yi belki başlangıçta rahatlatabilir ama orta ve uzun vadede bu bölgede her şeyiyle şimdi mesela bölgesel Kürt yönetimi büyük ölçüde Türkiye'ye bağımlı durumda. Türkiye, İran'a, evet. Irak'a bağımlı durumda. İran'a bağımlı durumda. Daha çok da Türkiye'ye. Ama yarın petrol çıkmaya başladığı zaman bu bağımlılık oradan kalkar. Para kazanmaya başladığı zaman, para akmaya başladığı zaman ve arkasından şu geliyor. Buradaki petrolün ve doğalgazın Akdeniz'e taşınması için o bizim koridoru dediğimiz, terör koridoru dediğimiz koridoru da Amerika güçleri de aşmaya çalışacak şeyle ilgili.
önümüze daha büyük bir sorun çıkıyor. Bu sorunu halletmek için şimdiden planları yapmak durumundayız. Evet, peki. Bir cümlede Ermenistan'la Azerbaycan sınırında yaşanan gerginlikle ilgili alabilir miyim Sayın Pekin? Ne oluyor? Ermenistan neden bu provokasyonlara başladı? Zamanlamasını nasıl okumak gerekir? Yani şöyle söyleyeyim, tabii Türkiye başka sorunlarla uğraşırken Ermenistan daha evvelden taarruz etti, ağzının payını aldı işte, gereken yerleri ele geçirdi Azerbaycan. Şimdi bu Kelbeçer bölgesinde yani aslında bir anlaşma yapmak gerekiyor. Yani evet bir anlaşması yapıldı ama ateşkes anlaşması, asıl bir barış anlaşması yapmak gerekiyor. Bir türlü Ermenistan o Kelbeçer taraflarındaki sınırı kabul etmiyor. Yani aslında sınır belli, oturup anlaşacaklar. Dolayısıyla ısrarla Batı'yı da işin içine almak suretiyle, mesela yavaş yavaş Amerika'yı, Amerika'daki senatoyu vesaire falan işin içine almak suretiyle Türkiye'yi, Azerbaycan'ı yapmaya çalışıyor, sıkıştırmaya çalışıyor. Yaptığı budur provokasyon yapmaktır. Türkiye ve Azerbaycan bu konuda çok dikkatli. Provokasyon konusunda ben yani bu konularda Ermenistan'ın Rusya'yı da yanına alarak yok biz de anlaşmamız var, benim topraklarımda bir takım faaliyetler yapıyor, yapmaya çalışıyorlar, topraklarımı giriyorlar falan gibi şeylerle Rusya'yı alıp da Türkiye veya Azerbaycan'a karşı herhangi bir konuda gücünün olabileceğini sanmıyorum. Yani bu konuda gücü yok ama biraz evvel söylediğim gibi sinek küçük ama mide bulandırır. Bu bölgede özellikle farklı olgulara dikkat etmek lazım. Mesela Gürcistan-Ermenistan işbirliği, Gürcistan-Ermenistan-İran Rusya işbirliği ya da İngiltere-Gürcistan-Ermenistan işbirliği, bütün bunlara bakmamız gerekiyor. Çok, yani buralarda da böyle basit şeyler yok. Yani gerçekten çok önemli. Peki. Sayın Pekin, çok teşekkür ederiz efendim. Gün ortasına katıldığınız için iyi çalışmalar diliyoruz size. Ama şunu söyleyeyim. Yani, lütfen buyurun. Türkiye-Ermenistan konusunda, Ermenistan'ın yaptığı ihlaller konusunda özellikle Azerbaycan gereken tedbiri alıyor. Bu konuda hem Azerbaycan halkının hem de Türk halkının, Türk milletinin gönlünün rahat olması lazım. Bundan sonra da kolay kolay mümkün olmaz. Azerbaycan'ın tekrar topraklarının Ermeniler tarafından işgali vesairesi falan. Bunları artık Ermeniler rüya görmesinler. Onlar tabii çok daha büyük rüyaya giriyorlar. Yani Bakü'ye kadar gitmek, arkasından da Doğu Anadolu'da işini alan bir Ermeni devleti kurmak gibi bir hesapları var. Yani ben hepsine iyi rüyalar diyorum, iyi uykular diyorum. Başka diyecek bir şey yok. Peki. Çok sağ olun efendim. İyi çalışmalar diliyoruz size. Sağ olun. Emekli Kor General Sayın İsmail Hakkı Pekin'le dış politika gündemini konuşturduk. Haberlerle devam ediyoruz.